Şu anda Gıj Gıj Baba türbesinin yanındayız. Gıj Gıj Baba türbesini onar ediyorlar, tamir ediyorlar ve yenilemeye çalışıyorlar. Gıj Gıj Baba eskiden bu yana aşağı Toka'da iner, sonra yukarı çıkarmış. Bu Gıj Gıj Baba Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için mücadele eden Türk büyüklerinden biri olduğu söylenmektedir. Bunlara kolonist devrimcilerinden biri olduğunu, 1208 yılında bu bölgeye geldiklerini ve 1239 yılları arasında bu bölgedeki insanlara İslam'ı ve Türklüğü anlatan Türk büyüklerinden biri olduğunu söylemektedirler. Gıç Gıç Baba adındaki bu zat aşağı Tokat'a gider, iner, Tokat'ta sohbetlerini yapar. Sohbetlerini yaptıktan sonra Türklüğü, İslam'lığı anlatan bu büyük zat akşam güneş battıktan sonra tekrar yukarıya doğru çıkarmış. Çıkarken yukarıda ağaçlara, ki burası büyük ormanlıklarla kaplı olduğundan, burada gece karanlığından ağaçların sesi gıj gıj ses yaptığından buna, bu şahsa Gıj Gıj Baba adını vermişler. Gıj Gıj Baba Tokat'ın mükemmel görünen yerlerinden birisi. Zaman içerisinde buradaki ağaçların bilinçsiz kesimi sonucunda buralar taşlık, kayalık hale gelmiş. Ve sonra zaman içerisinde insan eliyle dikilen, biraz sonra göstereceğimiz yerde insan eliyle dikilen ağaçların şu anda ne hale geldiğini sizler göreceksiniz. İşte Gıj Gıj Baba Türbesi ve Tokat'a hakim güzel bir yer. Gıj Gıj Baba Dağı Tepesi dediğimiz yerle Bayrakkale dediğimiz tepeyi ayıran bir bölüm var. İki kısım var. Bir tarafına Gıj Gıj Tepesi, diğer tarafa da Bayrak Tepesi, bayrağın konduğu yere diyoruz.